Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri İstanbul'dan biraz uzağa, yani İzmit'e götürmek istiyorum. İzmit'te geçireceğiz bugünümüz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Destek amaçlı da kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Burası Güzel Sanatlar Sergi Salonu'ymuş. Valilik binası. Böyle hemen tren garından dışarı çıktığınız gibi karşınıza çıkıyor. Bu kahvaltı tabağı oluyor arkadaşlar. Böyle şelale var. Hepsi gelecek. Ay ne kadar şirin bir çeşme. Çok güzel bir çeşme. Su akıyor mu? Akıyormuş. Yalnız bahçede güzel değil mi? Protokol odası. Atatürk'ün çok güzel bir portresi var. Protokol odası. Çok güzel. Değil mi? Gazeteler. Eski gazeteler. İzmit'te yapılan basın toplantısı 23'te. Hı-hı. Katılanlar. Ne kadar değişik. Eskiden biz bu ülkede bu gazetelerin basıldığını düşünce değil mi? Tuhaf oluyor insan. Evet, siyah beyaz. Evet. Cumhuriyet hala var da. Cumhuriyet gazetesi.
Neymiş bu arabacı giysileri Osmanlı dönemi. Önce küçük bir kahvaltıyla başladık. Hemen Saat Kulesi'nin yanı başında bulunan bir kafede kahvaltımızı yaptık. Sonrasında işte görmüş olduğunuz gibi Kasr-ı Hümayun'a geldik. Hemen Saat Kulesi'nin yan tarafında diyebilirim. Burası da İstanbul'da sizlerle daha önce paylaşmış olduğum küçük su kasrına çok benziyor. Kasırların hepsi hemen hemen aynı tarzda zaten. İçi küçük ama çok güzel. Böyle protokol odası, Atatürk odası, dinlenme odaları var. Çok güzel dizayn edilmiş. Çok güzel tablolar yer alıyor. Sanata da merakım olduğu için özellikle tablolara aşırı derecede bir ilgi gösteriyorum arkadaşlar. Anıtlar Müdürlüğü'ymüş. El emeği satış merkezi diyor bak. Burada. Ha şurada şeyler açılıyor. Ha? İzmit Belediyesi bak burada el emeği satış merkezi var. Ama henüz açılmamış. Küçük şirin bir cami var. Bayağı da eski duruyor. Atatürk ve Redif Müzesi burası galiba arkadaşlar. Henüz daha yazısını göremedik. Evet müze diyor. Evet. Atatürk Redif Etnografya Müzesi. Uygarlıkların kavşak noktası Kocaeli. Matrakçı Nasuh'un İzmit minyatürü. Evet, çok minyatürleri varmış onun böyle çizimleri falan. Yemek kültürleri. Kocaeli bölgesinin çeşitli zenginlikleri. Mürsel sepeti. Bunun gibi bir şeyler de, bebekler de çok tatlı. Kahve kültürü. Motiflerin dili. Değişik. Motiflerin görselleri var burada. İşte bak şimdi böyle bir hereke halısı. Döşemek için. Takılar. Ne kadar güzel yazı yazmışlar değil mi mezar taşının üzerine? Ziyaretten murat bir duadır, bir bugün bana ise yarın sanadır. Milli mücadele kahramanları. İpsiz Recep ve Yahya Kaptan. Şey zaten bir semt ismi burada. İzmit Yahya. Doğru evet heykeli de varmış hatta. Makedonya Köprülü'de doğmuş Yahya Kaptan. İpsiz Recep Rize'de doğmuş. Ben madalya için değil milletim için savaştım demiş. Yunan ordusuna karşı savaşmış. Yahya Kaptan Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk ona 20 sayfalık bir yer vermiş. Mücadelesinden dolayı. Ve tabii ki Kara Fatma. 1921 Haziran İzmit Havalisi'ndeki Yunan çeteleri tarafından şehit edilen yurtseverlerin böyle isim listesi.
Ne kadar çok. İzmit'in kurtuluşunda canı pahasına mücadele eden kahramanlar. Askeri üniformalar. 2. Abdülhamit dönemi Hedef Teşkilatı'nın tarihçesi anlatılmış. Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor, yerine Hedef Teşkilatı kuruluyor. Yine bir askeri teşkilat. Hedef askerleri ve bir Hedef askerine örnek. İstanbul'da böyle yoğun trafiğe alışmışız ya, ne kadar garip geliyor. Sanki kimse yaşamıyor gibi değil mi burada? Saat 12 yani oldu, İstanbul'dan alışmışız ya, böyle her yer dolu. Ki burası İzmit'in merkezi yani sonuçta, hani. Değil mi? Düşündüğün zaman. Ona rağmen çok boş sokaklar. Ya da yağmur var diye çıkmıyor millet. O da olur. Aslında var ya, bu o kadar güzel boyanır ve çok güzel bir hale getirilir, biliyor musun? Bu sokak bizi nereye götürüyormuş? Tarihi koridor dedi bir amca. Yukarıdan dönün, tarihi koridora ulaşırsınız dedi. Yalnız bu kapıdan içeri nasıl giriyorlardı acaba? Bir tuhaflık var. Aa, tam tarihi koridormuş gerçi. Tarihi bir yokuş bence burası. Tarihi bir yokuş, baksana. Belli hep restore edilmiş. Bak, kaldırımlar, duvarlar. Hep yenilenmiş. Yani buranın konaklarına da bayıldım. Gerçekten de tarihi bir koridor gibi. Ne güzel de durmuş. Güzel manzara izliyor yalnız. Yeah. İzlediğim manzara da bu şekilde.
Kimin heykeli? Akça Koca Bey. Evin rengi ne kadar güzel. Çiçekler de yapay gibi duruyor ama değil. Evet, böyle ara ara dinlenme noktaları ve manzara. Bildiğin seyir terası. Aynen. Değil mi? Evet, bankları niye ters koymuşlar? Banklar aslında evet manzaraya karşı olsaymış. Bayağı. Bütün İzmit ayaklarının altında. Değişik bir cami. Akçakoca Dere Camii'ymiş bu. Kayı boyu. Kayı boyu günlük yaşam alanıymış. Şiir ve Edebiyat Evi diyor. Manzarası süper. Güzel yerler. Kültür evi. Kur'an kursu kültür eviymiş burası. Kur'an kursu. Ha. Bütün İzmit Körfezi'ni görüyor. Bu merdiveni kim inip çıkmak ister? Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Saatçi Ali Efendi Konağı'na gidiyoruz. Bir etnografya müzesi olarak faaliyet gösteriyor. İşte böyle dik bayır yürüdüğümüz için biraz yorucu oluyor. Burada birkaç evin bahçesinde görmüş olduk. Burada yaygın olarak bu yeni dünya ağacından ekiyorlar demek ki. Sonuçta eski güzel bir konak. Ama burası mı emin değiliz şu an. Evet, Saatçi Ali Efendi Konağı. Anahtar var. Anahtar var. Çevir. Dur, zile bastık. Bakalım şansımıza. Tam kendi yeri gibi böyle bir de taş koymuşlar. Bunun içine girilmiyor belli. Şurayı gezemiyorsun. Şu yaşam alanını. Hayme Hatun. O anlatılmış burada. Oğul boyundan soyundan olsun olmasın insanlara adil davran, adaletten ayrılma. Ki insanların birlik ve dirliği kazansın. Yani adaletli olmak. Bence de en önemlisi bir hükümdar için. Devleti yöneten için.
rengarenk çiçeklerle süslemişler. Caminin şadırvanı ne kadar güzel, şemsiye gibi. Caminin şadırvanına bayıldım. Bildiğin şemsiye. Yumurtacı cami. Aa, gerçekten şadırvanın şekli yumurtaya da benziyor. Yumurtacı camiymiş. Yazıyı okuyorum ya, tecrübe. Siyet sahiplerine hizmete döner, böylelikle cenneti hissettiren takva oluşu. Bak, Atatürk Evi Müzesi'ne geldik. Hoş bulduk. Oo, süper. Milli mücadele. Gerçekçi bal mumu heykeli. Bakar mısın? Gözleri ne kadar gerçekçi. Samsun'a çıkışı. İstanbul Topkapı yerel halkının oluşturulduğu. Ay baksana, çocuğun elinde silah var. Küçücük çocuğun elinde silah. Meclisinin açılması. Ne kadar kalabalık varmış açılış günü. Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu 1923. TBMM açılışı falan filan. Taarruzlar, muharebeler derken ateşkes anlaşmaları, İzmir'in işgali, Manisa. Hepsi çok genç. Yani birçoğu. Batı cephesi. Büyük taarruz öncesi. Ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'dir ileri. 1922. Taarruzları değil mi böyle işaretlemişler? Cephe atışıyorlar işte. Turan takdiminde. Nereden? Şu. Hangisi? Şu. Bilmiyorum. Turan taktiği, geri kaçış böyle. Bilmiyorum. Sonra geri dönüş. Hilal şeklinde şey yapıyor. Hilal şeklinde, evet. Kocaeli grubu büyük kısmın durumunu gösterir kroki. Ambar, erzak, cephane, Türklerin durumu. Yahya Kaptan, Atatürk Redif Müzesi'nde de görmüştük. Milli Mücadele Kahramanları. Ya bu madalyaya sahip olmak o kadar da kolay değil. İzmit'in düşman işgalinden kurtulması. İstiklal Harbi'nde Kocaeli bölgesinde bulunan ve görev yapmış subaylara, değil mi? İstiklal madalyası verilenler. En yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yücelteceğiz, sürdüreceksiniz.
Metin Yunan işgali. İşgal döneminde İzmit. İzmit'te bir de İngiliz işgali. Abi İranlar buraya kadar gelmiş mi? Evet, baksana Sapanca'ya kadar gelmişler. Orada anlatıyor da Sapanca'ya kadar çok gemi varmış İzmit'te. İşgal döneminde. İngiliz kuvvetleri. Kocaeli bölge komutanıymış bak bu. Karamürsel'e çıkan İngiliz işgalciler. Hünkar kasrı burası. Evet. Hünkar kasrı, işgal dönemi, Hünkar kasrı ve çevresi. Arkadaşlar, İzmitli Hasan Tahsin Elbeyoğlu milli mücadele döneminde tuttuğu günlüklerin çeşitli sayfalar. Burada tarihleri de yazmışlar. Şimdi mesela böyle açıyorsunuz ve o gün günlüğüne yazdığı şeyleri okuyabiliyorsunuz. Çiftçiler pazarına giderim, oradan bir şeyler alırım gibi bir şeyler yazmış. Sağımızda harp devam ediyor. Bizim cephemizde ara sıra topçu ateşi oluyordu. Mesela son olarak, mesela 22 Mart Ekim, son olan bu galiba. Evet, bir türlü köyü bulamıyoruz. Taburu. İzmit'te bu üçüncü yerde görüşümüz bunun herhalde, bu haritayı. Matrakçı Nasuh tarafından yapılan minyatür. İzmit'in minyatürü. Yani milli mücadele döneminde İzmit. Evet, burada böyle kısa ve öz hayatları anlatılıyor. Ali Suat Bey, Masar Müfit Bey, İzmit mutasarrıfları. Gözlü gazetesine Zeral ile Hünkar kasrında gerçekleştirdiği röportaj, Türk ordusunun ve halkının özgürlük ateşini yedi düvele duyurmuştu. 19 Kasım 1938 kadar akşam 19.30'u gösterirken göründüğü ufukta o aziz beklenen. İzmit'te güvertesinde kahvesini içerken bu gemiyle uzun bir yolculuk yapmak isterim dediği Yavuz zırhlısıyla geliyordu sevenlerine. Naaşın trenin beyaz renkli vagonuna yerleştirildiğinde saatler 20-25'i gösteriyordu. Tren hareket etti. Ne yapıyorlar ahşap konakları? Hamam var galiba burada. Evet, çatı ilim içeri tarafı. Hamam çatıları böyle oluyor ya. Evet, az önce yeni açılmış olan Atatürk ve Milli Mücadele ana evine gezdik arkadaşlar. Bu da çok güzel. Yine Atatürk'ün böyle portresini yapmışlar camlardan. Yokuş yokuş yani. Dikkat, kedi var. Henüz Fethiye Caddesi'ne gelmedik. Yok. Yani hayvanlara karşı duyarlı demek ki bak buranın toplumu. Otel de var. Gerçekten de bak, dikkat kedi var. Şeyi, tabelası sen hiç gördün mü başka bir yerde bugüne kadar? Şuradan dalıyoruz. Ha, şurası. Alışveriş caddesi belli. Yani şimdi gerçekten böyle bir şehirleşme alanına geçiyoruz yani. Yalnız evet, biz bayağı bir ıssız yerlerde dolaşıyormuşuz. Baksana, burası şehir gibi. Şu an ben de şaşırdım, evet. İzmit Simit Fırını.
Böyle işanları da var. Ha, kafeler falan filan, bak bu sokak. Cumhuriyet Bulvarı diyor. Buralar bayağı gelişmiş şeymiş. Olduğumuz yer tren yolu. Vay, upuzun tren yolu, evet. Hı-hı. Doğru söylüyorsun. Aslında Cumhuriyet halkını şimdi gördük. Fatih'in tebabetle ve çevreyle ilgili fermanı. Cami. Caminin güzelliğine bak. Çok güzel. Şey. Ücretsiz yani. Böyle çedarlı tavuk dürüm. Çok beğendim tadını. Şöyle yere de düştü biraz tavuk. Çedarlı böyle üstü. Gerçekten iyi.